Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın ilk iş günü ve biz Erzurum programıyla karşınızdayız. Evet, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda değerli yorumcumuz Sayın Dursun Ali Akkoç bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, herkese iyi haftalar. Evet Sayın Akkoç, kaç gün oldu görüşmeyeli? Çok oldu değil mi? Evet, tam bir haftadır. Bir hafta oldu. Evet, malum işler güçler. Sevgili izleyiciler, bugün yine dolu dolu bir gündemle karşınızdayız. 213-1520 canlı telefon hattımız. Özellikle bugün esnaflar eğer bizleri ararsa sorunları paylaşma konusunda 213-1520 canlı telefon hattımız, bize bunu buradan ulaşabilirler. Bugün esnafları biraz daha fazla ele alacağız. Çünkü malum havalar soğudu, kar yağdı, eksi soğuklara düştük. Dolayısıyla da piyasalardaki durgunluğu da ele almış olacağız. Evet, konulara nereden başlayalım? Zamlardan başlayacağız sevgili izleyiciler. Yeni yılda vergiler %10 veya 11 civarında artacakmış. Bu bugün gelen bir haber. Özellikle vergi, harç ve cezalar %10,11 artacak. En düşük motorlu taşıtlar vergisi 591 liraya, bir yıllık pasaport harcı 154 liraya çıkacakmış. Başka neler var? Vergiler en son 2012 yılının başında %10 üzerinde zamlanmıştı. Bakanlar Kurulu'nun bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor. Ancak yıllardır oran değiştirilmiyor. Ne demişler? Motor silindir hacmi 1301 ila 1600 motor gücü arasındaki otomobillerin vergisi 860 liradan 946 liraya yükselecek. Bir yıllık pasaport harcı yeni yılda 141 liradan 154 liraya çıkacakmış. Kırmızı ışık cezası ise 189 lira olacak. 2000 motorlar kaç lira olacak? Ne? 2000 motor. 2000 motor yazmıyor. Yazmıyor. Artar herhalde. Yani. Senin araba 2000 motor. Evet. Vay geldi halimize. Vay geldi halimize. Evet. Şimdi yeni yıla zamlarla giriyoruz. Ya zaten zamlarla giriyoruz derken bu biraz sanki basında çok aldı da böyle şey gündem oldu da vergiler eklenince böyle gündem oldu. Biz zaten her gün enflasyonla yaşayan bir ülkeyiz şu anda. Maalesef öyle. O 2004'te 2005'te ki hava gitti. Tekrar 2002'nin öncesine geri dönüyoruz. Şu anda zam olarak, yaşantı olarak, demokrasi olarak, insan hak ve hürriyetli olarak 2002'nin öncesine dönüyoruz. Bu da onun göstergesi. Yani ekonomik olarak Türkiye'nin ne kadar bir darboğazda olduğunun göstergesi. Belki Başbakan dünkü konuşmasında şey dedi ama işte biz İhracatta rekor kırdık, cari açığımız düştü, ithalatta daralma var, kısalma var gibi açıklamaları da bulundu ama bu maalesef ki piyasaya yansımıyor. Yani ihracatta hangi kalemleri almışlar, ne yapmışlar onu bilemiyorum. Yani bu artı fakirlik oranı gerçek oranda %29'lardaymış. Yani devletin verileriyle gerçek manadaki veriler arasında uçurum var. Bu da verginin artması demek bir memlekette, bir ülkede ekonominin zor durumda olduğunu gösteriyor. Yükün insanların üzerine atıldığını gösteriyor. Ekonomi Allah yardımcımız zor gösteriyor olsun. Ama Sayın Başbakan Davutoğlu da ekonomide her geçen gün daha da güçlendiklerini ifade ediyor. Onu söyledim ben, dedim ya dünkü hani açıklamasında işte ihracatta şimdiye kadarki en yüksek rekoru kırdıklarını, ithalatta daralmanın olduğunu, cari açığın kapanmaya %4'lük bir küçülme olduğunu Başbakan söyledi. Peki biz ihracatta rekor kırdıysak, ithalatımız düştüyse, cari açığımız daraldıysa, bizim %4 oranında küçüldüyse niye zam yapıyorsunuz? Vergiye niye zam yapıyorsunuz? Yani verginin vergisini alıyorsunuz zaten. Vergiye niye zam yapıyorsunuz? Madem Türkiye ekonomik olarak bu kadar iyi, yani gerçekçi olalım. Her şeyi gerçek o manada ortaya koyalım. Türkiye'de ekonomi üst düzeyde iyidir.
Ama biz daha iyi olmak için mi vergiye zam yaptık acaba? Bilmiyorum. Bence kesinlikle öyle değil. Naci Bey, bakın biz ülke olarak zor bir süreçten geçiyor olabiliriz. Etrafımız ateş çemberi olabilir. Bakın bizi ilgilendirmeyen konularda. Etrafımız ateş çemberiyle çevrilmiş olabilir ama bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yansıtmamak bu hükümetin işi. Bu devletin işi. Biz buradan dediğimiz zaman işte 1,5 milyon Suriyeli'ye biz bakmak zorunda değiliz. Dediğimiz zaman insanlar bizi eleştirdiler. Ne dediler? Ya işte siz niye yapıyorsunuz? Türk milleti misafirperverdir. Türk milleti işte fedakardır. Türk milleti şöyledir. Dedim verin bakalım gazı nereye kadar gideceğiz yani? Yani. Nereye kadar gideceğiz? Bakın biz şu anda yaklaşık olarak 3 senede 7-8 milyar dolara yakın bir para biz bu insanlara harcadık. Kim verdi bu parayı? Sen verdin. Ben verdim. Yoldaki Mehmet Ağa verdi. Ayşe teyze mutfağından kıstı verdi. Yani öğrenci harçlığından kıstı verdi. Yani bunlar bizim cebimizden çıkan paralar. Yurt dışına giden silahlar, destekler, sağlar, solar, bunların hepsi bizim cebimizden çıkan paralarla oldu. İşte bize de böyle elektrik, su, doğalgaz olarak geri dönüyor, vergi olarak geri dönüyor. Ne yapmamız lazım? Şimdi biz 12 saat çalışıyorduk. Artık 13 saat çalışmamız lazım ki biz devletin üzerimize yüklemiş olduğu bu vergi borcunu, biz vergi yükünü kaldırabilelim. Daha çok çalışmamız lazım. Niye? Suriyelilerin ekmeğe ihtiyacı var. Niye? Somali'nin ekmeğe ihtiyacı var. Niye? Afganistan'ın maaş ödeyeceğiz. Maaş ödeyeceğiz. Niye Suriyelilere para vereceğiz? Aynen öyle. Onlar ne yapacaklar? Onlar da parayı alacaklar. Gidip evlerinde oturacaklar. Artı ne yapacaklar? Polisi mi taşlayacaklar? Askeri mi taşlayacaklar? Kurşun sıkacaklar. Benim devletimle dalga geçecekler. Otobüsümüzü yakacaklar. Kafamızı kesecekler. Yani vergi borcu demek, vergilerin yükselmesi demek, esnafın zor duruma düşmesi demek. Şimdi bu çıkan torba yasadan dolayı esnaf malum yaptırım için maliyeye gittiğinde bakıyor ki fazla da bir değişiklik olmamış. Ben onu söyledim yani bir şeyde mi söyledim? Bir programda mı söyledim evet. Ben onu? Bu Karadayı mağdurları evet. Konuk aldığımız zaman söyledim. Şimdi faizleri affediyor devlet torba yasada. Onun yerine şeyi getiriyor. Enflasyon oranına göre zam koyuyor. Yani yine bir cezai bedel var. Yaklaşık olarak %40'lık bir kısmından cezanın %40, faizin %40'lık bir kısmından vazgeçmiş oluyor devlet. Ha ne yapıyor bu esnada? Taksitlendiriyor ve borcunu toparlamaya çalışıyor. Bir nevi alamadığı borcu, yani esnafın ödeyemediği borcu, diyor ki ben sana taksitlendireyim. Gel bunu taksit öde. Şimdi bunu taksit öde, tamam herkes anlasın. Yani ama işte ben affettim, ben böyle yaptım, çok iyi şeyler yaptım. Olmuyor kardeşim. Yapmadın yani. Ya sen %40'lık bir bölümünden vazgeçmişsin. O da koyduğun faiz. Yani hükümet olarak da sen zaten faiz düşmanı bir hükümetsin. Faiz haram. Gel sen bu faizin hepsinden vazgeç. Yani. Yani sonuçta hükümetimiz öyle bir hükümet. Yani dindar bir hükümet. Gelin bu faizi esnafın sırtından kaldırın. Hangi ne? Yaptırımlarınız olsun, müeyyedeleriniz olsun, işte icra takibine gidin, paranızı almaya bakın. Ama gelin faizi şu memleketten kaldırın. Yani faiz biri de haram, bini de haram. Sıfır faiz. Şimdi Ziraat Bankası'yla şeye gidiyorlar, bu katılım bankacılığı ile ilgili çalışmaya gidiyorlar. Onda faiz olmadığı için katılım evet. Bankacılığında. Tamam, çok güzel bir uygulama. Hadi devlet olarak 300 küsür tane milletvekiliniz var. Devletin bütün olanakları elinizde. Karşı çıkan hiç kimse yok. Çıkamaz da. Çıktığı zaman nefesi nereden alacağı belli. Gelin faizi kaldır. Biz de sizin ne kadar faiz düşmanı olduğunu
düşmanı bir parti olduğunuzu, hükümet olduğunuzu görelim. Faiz haram değil mi? Haram. Yani siz zaten geçici olarak faizi kaldırmışsınız şeyler, borçlardan. Onun yerine enflasyon farkını koymuşsunuz. Yani kulağınızı bu taraftan değil de şöyle elinizle döndürmüşsünüz. Şu taraftan tutuyorsunuz. Arkadan dolandırarak kulağınızı tutuyorsunuz. Budur. Başka bir şey değil. Allah esnafın yardımcısı olsun. Kış geliyor. Evet. Soğuklar gelmeye başladı. Tabii soğuklar geldiğinde de Erzurum'da hayat durma noktasına geliyor. Esnaf içeri kapanıyor, dükkanına kapanıyor. Sabah geliyor, akşam %100 iş yapan esnaf %10 belki de o %10'u da yapamadan kışın çıkıp gidiyor. Evet. Esnafın durumu ne olacak? Vallahi esnafın durumu, ben bundan yaklaşık 7-8 ay önce bir programda ben şöyle bir şey demiştim. Erzurum'dan vergi alınmasın demiştim. Onu yıllardır söylüyoruz abi. O yani bunun başka bir çaresi yok. Yok yok. O... Bence hayır Naci Bey, bakın şöyle bir şey var. Gerçekten ben geçenlerde misafirlerim geldi. Dediler ki biz bir dışarıda oturalım. Ankara'da misafirlerim gelmişti. Dışarıda oturalım, bir nargile içelim dediler. Tamam, hani nargile kapalı ortamlarda yasak ya. Evet. Şimdi hava soğuk. Oturdum masaya misafirim. Ya dedim ben burada nargile içeceğim ama öylecek. Yani ne oldu? O esnaf orada bir gelirden mahrum kaldı Naci Bey. Kolay bir şey değil gerçekten. Erzurum'da, Kars'ta, Ağrı'da, buralarda yaşamak kolay değil. 3 aya 3 ay çalışacaksınız, 9 ay yiyeceksiniz. Bu karınca misali bir şey. Özür diliyorum. Yani soğuk kendisini belli ediyor. Yani karınca misali 3 ay çalışacaksınız, biriktireceksiniz yuvanıza, 9 ay yiyeceksiniz. Batı'daki insan 4 ekim 4 hasılat alıyor topraktan. 4 kez. Batı'daki inek başı 30 litre verirken Erzurum'daki inek cimcilik yapıp 5 litre süt veriyor. Şimdi bu insanların gerçekten nasıl yaşaması gerekiyor? Siz buradaki vergiyi, buradaki giderleri Batı'yla bir tutarsanız adaletli bir devlet olduğunuzu ispatlayamazsınız bize. Burada adalet yok. Burada İzmirli ile benim aramda fark yok. Evet. Antalyalı ile benim aramda fark yok. Hatta onlar daha avantajlı. Daha avantajlı. Aynen. Onlar yakıt ücreti ödemiyorlar. Evet. Elektriği daha az tüketiyorlar. Daha doğal az gaz, para ediyorlar. Doğal gaz daha sebzeye az. Daha az para veriyorlar. Meyveye daha az para veriyorlar. Aynen öyle. Peki biz -40 derecede, 30 derecede bu memlekette, bu memleketin bayraktarlığını yapacağız. Bayrağı dalgalandıracağız. Duracağız burada. Aynı muameleyi şey yapacağız. Siz de sosyal ve adalet bir ülke olduğunuzu söyleyeceksiniz. Böyle bir sosyal ve adaletli ülke olur mu? Yani Erzurumların bence gündeme alması gereken en önemli şey vergi muafiyetidir. Artı doğalgazın ve diğer yakıtların Erzurumlara indirimli satılmasıdır. Belli bir kısmının devletin karşılaması gerekiyor. Erzurumlar bunu gündeme getirsin. Bunu söylesin. Gündeme getirmiş ki bunu getirsin abi ya. Erzurum. Ama işte olmuyor Naci Bey. Yani bunu bir şekilde Erzurum'un sürekli dillendirmesi gerekiyor. Erzurum'a her gelen yetkiliye... Kim de yapacak bunu? Efendim? Kim de yapacak? Ya, halk yapacak bunu. Kim yapacak Naci Bey? Abi bu kim yapacak yani bunu? Halk isteyecek. Yani sivil toplum örgütleri yok, belediye yok, valilik yok, kaymakam yok. Burada herkes sadece çift kapılı makam odasının arkasında oturup çayını kahvesini yudumlamak peşinde. Ben onları saymıyorum. Halk talep de bulunacak. Halkın gücü olacak da halk nasıl şimdi, öyle bir şey yapabilir ki? Nasıl yapabilir? Yani kime söyleyecek, kime? Ya örgütlenecek. Şimdi milletvekili gelip de seçmenin içine girmez. Evet. İl yönetimi kendi bildiği doğrultu şeklinde hareket eder, kendi işine geldiği gibi davranır, gidip de söylemez. Evet. Muhalefet partileri ta yazın kış uykusuna girmiş, seçimlerden sonra hiç ortalarda yoklar. Evet. Kim abi? Halk ne yapsın? Halk kime derdini anlatacak? Halk çıkıp sokaklara mı dökülsün?
Ya sokağa çıktığı zaman da hali belli. Yani bir sokağa çıksa ne olur? Bayrama bile alınmıyor. Yani. Yani bayrama da protokolden hariç yani kimse alınmıyor. Yani sokağa da çıktığın zaman halin belli. Evet. Ama bu böyle olmaz. Yani burada sivil toplum kuruluşuyum diye geçinen insanların bunu dile getirmesi gerekiyor. Sadece Naci Ergen ve Dursun Ali Akkoç'un konuşmasıyla bu olmaz. Yani biz halkımız hakkını aramasını bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Bunun sebebi de şu. Bakın biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki demokrasideki yanlışlık biliyor musun Naci Bey? Bak bir şey söyleyeyim. Araya giriyorum. Evet. Özür dileyeceğim. Şimdi benim geçen programda Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı burada Perşembe günleri biliyorsun program yapıyor. Evet. Geçenlerde bir arkadaşım dedi ki ya bu bankalardan aldığımız kredilerdeki dosya masraflarını geri almak için ne yapmamız lazım? Ben de dedim ki bak şu işlemleri yapacaksın. Ne? Abi dedi yarın hemen başlıyorum. Kaymakamlığa gidip bir dilekçe alacak, bir forum alıp dolduracak. Gerisini Tüketici Hak Arama Derneği halledecek. İnan 20 gün geçti. Geçen programda aradım. Başkan buradaydı. Dedim ki abi ne yaptın? Ya onu halledelim. Yani yok. Yok abi yok. Bak adamın da bankalardan tüketici masrafı olarak inan en az alacağı rakam 20 bin lira. En az. Evet. Çünkü o adam 300-400 bin lira kredi almış. Ama yok abi. Hakkını aramasını da bilmiyoruz. Hakkımızı istemesini de bilmiyoruz. Ya biz başkasının bizim adımıza konuşmasını çok seviyoruz. O evet. Ayrı bir şey. Ama ben tamamlayayım. İstersen Naci Bey yani Türkiye'deki demokrasinin işleyişini ben tamamlayayım isterseniz. Türkiye'de demokrasi yok. Gerçek manada yok. Nasıl yok? Ben size şunu söyleyeyim. Bizler kendi vekillerimizi seçemiyoruz. Tabii ki. Bizler partinin üst yönetiminin seçtiği insanlara rey vermek zorunda kalıyoruz. Evet. Yani biz partiye oy veriyoruz. Başbakana veriyoruz oyumuzu. Ama milletvekili başbakan dese ki al şu ceketimi götür Erzurum'a koy buraya. Tamam mı? Biz başbakana bakıp cekete oy veririz. Ceketin sana menfaati ne olacak abi? Giyersen ısıtır. Giymezsen öyle durur. Şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kere demokrasimiz yok. Demokrasi anlayışı kökten yanlış. Şimdi buradaki vekiller, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Mevcut vekillerimiz, seçim yaklaşıyor değil mi? Evet. Milletvekili olmak için, tekrar aday olmak için halka mı yalvarmalı, genel merkeze mi yalvarmalı? Genel merkeze yalvarmalı. Halkın mı gözüne girmeli, genel merkezin mi gözüne girmeli? Genel merkezin gözüne girmeli. Erzurum için. Her taraf için. Yani. Türkiye Cumhuriyeti için diyorum. CHP'si için de diyorum, MHP'si için de diyorum. Trabzon hariç. İçin de diyorum, AKP'si için de diyorum. Hepsi için aynı şeyi söylüyorsun. Trabzon'a çık diğer illeri doğru katılırım. Evet, bilemiyorum artık Trabzon'un ayrı bir şey varsa onu birazdan sen bize anlatırsın. Biraz baba. Birazdan sen bize anlatırsın o zaman olur. Trabzon'la ilgili ayrıcalık ne varsa. Şimdi peki biz bu milletvekillerini burada tabii ki göremeyeceğiz. Tabii ki her gün genel merkezlerde genel başkanın yanında, genel başkanın önünde düğmelerini ilikleyecekler. Halk vermemiş ki, halk genel başkanı oy vermiş. Genel başkan derse Ahmet sen git Erzurum'dan milletvekilisin. İnsanlar da diyecek ki bu dinci parti ver, bu milliyetçi parti ver, bu şucu parti ver. Milletvekilin burada vazifesini. Sadece mecliste yasa kaldırıp indirmek yapmak için el kaldırıp indirmenin ötesinde bir şeyleri var mı peki burada? Sadece sırtımıza yük. Madem ki şöyle bir şey var. Bunu genel başkan yapıyor. Tayin ediyor. Biz milletvekili seçmeyelim. Hiç milletvekili seçmeyelim. Sadece genel başkanları seçelim. Genel başkanlar nasıl olsa şöyle bir şey söyleyeyim. MHP'nin 50 tane milletvekili varsa Sayın Devlet Bahçeli
Onların adını el kaldırsın. AK Parti'nin 350 milletvekili varsa onun yerine Sayın Başbakan el kaldırsın. Evet. CHP'nin 90 milletvekili varsa onun yerinde de Sayın Kılıçdaroğlu el kaldırsın. Geri kalanına gerek yok. Yok. Tabii. Yani çünkü siz bu milletvekillerine oy vermemişsiniz kardeşim. Siz Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Başbakan'a, Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermişsiniz. Evet. Burada milletvekillerini eleştiren insanlara ben kızıyorum. Eleştirmeyin kardeşim. Ona oy vermemişsiniz ki. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hangimiz oturup da diyoruz ki ya işte şu milletvekilinin şu özelliği var, bu milletvekilinin şu özelliği var. Hadi biz bu milletvekilliğinden dolayı ben AK Partiliyim ama götürüp bak MHP'nin milletvekili çok iyiymiş, götürüp MHP'ye oy vereyim diyen bir tane Allah'ın kulunu görür müsün Erzurum'da? Görmezsin. Duymazsın. Duymazsın da. Evet. Şimdi burada demokraside bir yanlışlık var. Biz yanlış işletiyoruz demokrasiyi. Bakın temayüllerde de boş içe sayılıyor bu. Ya temayül mesela önemli değil. İl başkanı kim demişse, başbakan kim demişse olur. Temayül dediğin ne? Şimdi bak ben sana şunu söyledim. Niye yapıyorlar o zaman? Efendim? Niye yapıyorlar? Ya alem şeyi de görsün. Neydi? Düğünde mi görsün? İş yaparken mi görsün? Öyle bir söz var ya ki. Şimdi biz kaç seçimiydi? Bu Büyük Birlik Partisi'nin de şeyle birlikte, Refah'la birlikte şey yaptığı, ittifak yaptı. İttifak yapıp girdiği, meclise girdiği seçimler vardı ya. 94 mü? O öyle bir şeydi. Şimdi evet. O zaman insanlar milletvekillerine oy verdiler. Bakın. O zaman o seçimlerden sonra sistem değişti. Topu. Yani ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben Ahmet'i seviyorum ama Mehmet'i sevmiyorum kardeşim. Ya ben Ahmet'e sebep Mehmet'e niye oy vereyim? Şimdi şöyle bir soru sorayım ben sana. Şu anda milletvekilliğini halk seçiyor olsaydı, evet. Naci Bey bakın üstüne basa basa söylüyorum. Bütün izleyiciler de iyi dinlesin bakın bu sözlerimi iyi dinlesin. Şu anda milletvekillerini halk seçiyor olsaydı biz günde kaç tane milletvekili görürdük burada? 6 tanesi, 6'sını da görürdük. Her gün görürdük. Evet. Her Allah'ın günü bir tanesi gider, bir tanesi gelirdi. Şimdi var mı öyle bir şey? Seçime 45 gün kala. O da ne? Formalite. Geliyor bir tanesi Sayın Milletvekili Mehmet Bey diyor. Esnafın elini sıkıyor. Hadi güle güle. Ya bir dur. Bir iki dakika sohbet et. Bir iki dakika muhabbet et. Zaten 5 senede biz görüyoruz. Şimdi sen ne, niçin geldin? Ya desin ki başbakan desin ki aa ulan Ahmet'e bravo. Gitmiş halk ziyareti yapıyor şak şak şak. Arkadan fotoğraf makineleri gören de diyecek ki bütün küçük dünyaları o yaratmış. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir demokrasimiz var. Böyle bir yönetim şeklimiz var. Yani yok Erzurum'un 6 tane milletvekili varmış. Erzurum'un işte bu kadar sivil toplum kuruluşu varmış. Sivil toplum kuruluşları hükümet kimi işaret ederse olur. Yani muhalefetten sivil toplum kuruluşundan gelip de bir yerin başına geçebilen var mı şu anda? Hükümet kimi derse, topal da olsa, kör de olsa dese ki ay şu adam şu sivil toplum kuruluşunun başında olacak. Kazanacak ya. Da insanlar diyor ya sana oy veririm ama sen kazanamazsın. Ya adam zaten kazanacak. Niye veriyorsun oyu? Şimdi adam kazanacak ya ki. Burada herkes o tarafa yükleniyor. Ya böyle bir ülkede yaşıyoruz. Gerçek manada demokrasinin yaşanmadığı bir ülkede yaşıyoruz biz. Şimdi kalkıp da milletvekilini eleştirelim. Sana eleştirelim. Biz kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Halk kendi örgütlenecek. Halkın kendisi sesini çıkaracak. Bakın Karadağ mağdurları çok güzel bir örnek aslında. Biliyor musun Hacı Bey? Evet. İyi örgütleniyorlar. Sebep? Bir mağduriyetleri var. Belli bir çerçevenin içerisinde seslerini az da olsa
çıkarabiliyorlar artık. Ve herkes, bütün basın mensupları da onları konuşuyor. Mülki amirler de onları konuşuyor. Belki yukarıda da insanlar onları konuşuyor. Öyle değil mi? Evet. Bu ne biliyor musun? İşte demokrasi böyle bir şey. Hak arama böyle bir şey. Ama biz oturalım, devletin seçtiği, hükümetin seçtiği veya genel başkanların seçtiği, hepsi için söylüyorum, hiç bir tanesini ayırt etmiyorum. MHP'sinde, CHP'sinde, AKP'sini de, hepsini söylüyorum. Genel başkanların seçtiği milletvekillerinden bu memlekete zerre kadar fayda gelmez. Çünkü genel başkan eğer hitabeti güzelse zaten sizin oyunuzu almış demektir. Genel başkan iyi politika izliyorsa zaten sizin oyunuzu almış demektir. Seçilen milletvekili de genel başkan evet deyin derse evettir, hayır derse hayır deyin derse hayırdır. Boşu boşuna biz orada 550 insanın maaş vermemize gerek yok. Sadece 3 tane genel başkanları oylayalım. Onlar ne derse olsun. Nereye kadar ama? Demokrasi yok. Neyse, şimdi gelelim bir başka konuya. Malum Karadayı mağdurları arz söz açılmışken, en son burada programın ardından hani Sayın Karadayı 2 ay içerisinde paralarını geri ödeyeceğini belirtmişti. Ancak edindiğim son bilgiye göre mağdurlar para değil evlerini istiyorlarmış abi. Ben ne dedim bu programda? Bir de Karadayı inşaat da zaten Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerine hız vermiş. Çünkü en son iki taraftan da açıklamalar geldi birbirlerini suçlayıcı. İşte Karadayı Büyükşehir Belediyesi'nin kendi sorumluluğunu ihmal ettiğini, Büyükşehir Belediyesi Karadayı inşaatın hükümlülüklerini yerine getirmediğini, böyle birbirlerine atıflarda bulunuyorlar ama son gelen bilgiye göre de mağdurlar abi para değil evlerimizi istiyoruz. O konuda da zaten Ahmet Metin Karadayı Büyükşehir Belediye Başkanı'yla sanıyorum görüşme halindeymiş. Şimdi ben o programda aslında söyledim. Paranın çözüm olmadığını söyledim. Ya o teklifi yapar yapmaz aynı dakikasında ben söyledim. Çünkü mantıklı değil para ödemek. Ben dedim burada mağdurlar vardır. Şimdi insanları da anlamak mümkün değil. Ben ne dedim? Dedim ki bakın dedim siz paranızı yatırdığınız zaman ekmek 50 kuruş. Şu anda 1 lira ekmek kardeşim. Siz bu parayı kabul etmezsiniz. Etmez insanlar. Yani mantıklı olan insan etmez. Hakkını sonuna kadar arar. Ne dediler bize orada? Olur mu ya biz paramızı alalım da. Başka da bir şey istemiyoruz. Bu bütün Erzurum bu kanal sayesinde herkes şahit oldu değil mi? Ne oldu? Hani sadece paranızı alacaktınız? Yani çok farklı bir şey dönüyor burada. Naci Bey bakın. Ben aldığım duyumu sana söyleyeyim. Paralarını dağıtacaklar. Kendi aralarında anlaşacaklar. Şu anda 100 liraya sattığı daire 300 liraya veya 500 liraya satacaklar. Şimdi bir toprakta daire almak var. Bir de şöyle yarı buçuk bitmiş daire var. Hele de Erzurum gibi yerde. Şimdi insanlar ne yapsın? Para diyor. Ben dedim yani bu kesinlikle olmaz. İnsanlar kabul etmez bunu. Yani insanlar zamanında sana para verdiği zaman ekmek 50 kuruştu kardeşim. Sen tamam 2 katı parayı ver insanlar kabul etsin. İnsanlar haklı burada. Mantıksız değil. Ben hatta öyle söyledim tamam. Burada senin seyirciler dediğin, içerisinde tepkiler bak, al. Senin dediğin mantıksız değil. Senin dediğinde %100 haklısın. Fakat ortada bir gemi var. O gemi batmış. İnsanlar o gemiden mallarını kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi bu misal derken bu adamlar aylardır bir mücadeleye girişmişler. Kardeşim paramız gitmiş. Mağdur olmuşuz. Ya bize paramızı ya da evimizi verin. Şimdi firma diyor ki kardeşim ben orayı yapmaktan vazgeçtim. Yapmıyorum. Gelin paranızı ödeyeceğim. Evet. Şimdi gidip de efendim benim 500 lira o zaman verdim şimdi 1 milyar istiyorum deme şansın yok ki. Ya şansı yok zaten. Heh. Onu demiyorum bunu ben. Bunu diyoruz biz. Ben hakkı odur diyorum. Bakın şimdi. Hakkı budur. Yani. Bak hakkı odur. İsteyebilir mi? İsteyemez. Ama şöyle bir durum var.
burada sorunu çözme noktasında bulunan insanlar sorunu çözmüyor. Artık bir inatlaşma var. Yani artık karşılıklı bir inatlaşma var. Mesela firma yetkilisi ilk defa belediye başkanına karşı açık ve net ifadelerle suçlayıcı ifadelerde bulundu. Bakın bu ilk defa. Şimdi diğer tarafa bakıyorsunuz. Aynı şekilde, aynı sertlikle karşılık veriyor. Artık bir karşılıklı bir inatlaşma var. Yani bunların sorunun çözüleceği yok. 2015 dediler, ne dedim? Yalan. Değil mi? Para dediler. Yalan. Bu işin tek bir çaresi var. Bu iş belediyeden çıkacak. Bu iş firmadan çıkacak. Bu iş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine kalmış bir şey. Adalet, adalet, adalet. O zaman TOKİ yapacak. Artık ben şunu söyleyeyim. Şimdi buraya bir artık meclis bir araştırma komisyonu mu kurar? Bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne, yine söylüyorum ben, adaletine, yargıya güvenmek gerekiyor. Herkes belediyeyi ve şeyi bir kenara bıraksın, firmayı, yargı olarak ne kadar hakkı varsa savunsun, yargıya gitsin. Yani biz küçük bir devlet değiliz. Evet. Çok şükür aksak da olsa bir yargımız var. Yani bir adalet sisteminin, bir adalet sistemimiz var, anayasamız var. Yani biz buna güvenelim, yargı yoluna gidelim. İnsanlar inanmasın, hiçbir tarafa inanmasın. Bu insan, bu şahısların çözebileceği bir sorunun ötesine geçti. Bakın bu olay yüzünden bu yıl inşaat sektörü çöktü her zaman. Şimdi bir başka inşaat, yine inşaatı konuşacağız da bir başka konu da abi, şimdi bu bodrum katlar var biliyorsun. Evet. Binaların alt katının olmadığı sığınma yeri olarak yerleri geçer. Evet, evet. Ama uyanık müteahhitler, evet, getirir abi o sığınma yerlerini daire diye bodrum katı vatandaşa satar. Satar, evet. Ve belediyeler bu konuda tabii şu anda nasıl bir denetim yapıyor, yapıyor mu yapmıyor mu onu bilmiyorum ama halen daha bu inşaatlarda bu bodrum katlar satılmaya devam ediyor. Şimdi buranın tapuları da yok, işin kötü tarafı. Evet. Efendim bir tane sözleşme yapılıyor. Peki olası bir durumda apartmandakiler geldi, hurra sığınacak yer arıyorlar, doğru adamın daireye girdiler, ne olacak abi? Evet. Bu işe kim dur diyecek? Bu bodrum katlar abi peynir ekmek gibi de satılıyor, biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, bu Erzurum'da buna ilk müdahaleyi ciddi manada yapan Sayın Mehmet Sekmen, bak Karadayı ile başladı. Belki başlangıç yeri yanlış olmasaydı biz bugün Mehmet Sekmen Bey'i yere göğe sığdırmıyor olacaktık. Şimdi bodrum katlar sığınma yeridir abi. Tamam. Siz bodrum katı satamazsınız. Ev olarak kullanamazsınız. Burası sığınaktır. Hele, bakın hele. Biz Yakutiye bölgesinde. Şimdi biz Naci Bey, biz Orta Doğu'da yaşıyoruz. Biz Orta Doğu coğrafyasında yaşıyoruz. Biz Osmanlı'nın torunuyuz. Biz savaşçı bir milletiz. Bizim her an başımıza bomba yağmayacağını kim nereden teminatını verebilir? Bizim her an savaşa girmeyeceğimizin teminatını kim verebilir kardeşim? Hiç kimse veremez. Ha devlet düşünmüş bunu. Demiş ki kardeşim bak, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yim. Ben bu bölgede üstün rol izliyorum. İleride ben savaşa girebilirim. Onun için bodrum katları sığınaktır. Demiş. Uygulayıcısı kim? Takipçisi belediyeler değil mi? Evet. Zabıta müdürlükler. Uygulamış mı şimdiye kadar? Evet. Uygulamamış. Şimdi Mehmet Sekmen Bey bu işi biliyor. İyi biliyor. Ve geldiği zaman şuna dur demiş. Kardeşim dur. Burası sığınak. Sen buraya şey yapamazsın. Daire olarak veremezsin. Demiş. Haklı mı? Haklı. Sonuna kadar haklı. Ve biz de sonuna kadar arkasındayız. Destekçisiyiz. Bu şekilde. Ama şöyle bir şey var.
Bunu bundan sonrakilere uygulasaydı çok iyi olur. Öncekileri de kattığı için bu sefer böyle mağduriyetler yaşandı. Ya da şöyle bir şey yapılabilir. Devletten daha büyük var mı? Yani işte yok. Devlet bir babalık yapacak. Naci Bey diyecek ki ben vatandaşın babasıyım, kardeşim. Vatandaşın bütün şeyi benden sorulur. Kaç kişi bodrum katta oturuyor? Gelin cüzi bir miktarda para ödeyin. Biz buraları sığınağa çevirelim, size de daire yapalım. Olabilir mi? Olur da. Niye olmaz? Şimdi bu işten para kazanan müteahhitler ne olacak abi? İzin vermeyecek belediye. Bu saatten sonra gidecek. Şu anda insanların bodrum katlarında oturan izin. İnsanların durumu ne olacak? Söyledim ya. Yok yok, söyledin de. Şimdi halen daha yapanlar var. İşte izin vermeyecek abi. Abi ya kurban olayım, öyle müteahhit var ki belediyeyle, o kadar belediyede adamları var adamların ya. Ha, belediye başkanı şeye, bile uyuyor bak, abi ya. Sen şimdi geldin şeye bak nereye. Diyor ki ya biz kapatıyoruz. Evet. 50 kişi devreye giriyor, ruhsat alıyor. Sen buraya geldin. Aynen. İşte bir yerde bu şekilde destek olunursa, göz yumulursa sıkıntı burada başlıyor zaten. Olay ne biliyor musun? Bak bak bir şey söyleyeyim. Yani göz yumulmaması bak, gerekiyor. Bir belediyede, bir evet. belediyede belediye başkan yardımcıları var. Evet. Nedir? Biri imara bakar, biri işte sosyal belediyecilik bilmem ne etkinlikleri, biri spora bakar, biri bilmem neye bakar falan filan. İlçe belediyeleri için. Abi şimdi adam imara bakan şansın müteahhitle arası iyi. Her şeye göz yumuyor. Bir de müteahhit belediyeye bağışlar yapıyor. İyi bağışlar yapıyor hem de. Ne oluyor abi ondan sonra? Belediye başkanı bu sefer bu imara bakan yardımcısını alıyor, başka birine veriyor. O başka biri de çok dürüst bir adam çıkıyor abi. Geliyor, evraklara bir inceliyor abi. Diyor ki, aa dur, o müteahhiti çağırıyor, gel buraya. Bu işe izin vermiyorum, bu duracak. Evet. Bu sefer kıyamet kopuyor abi. Şimdi bir tarafta izin vermiş. İzin vermiş bir belediye başkan yardımcısı. Bir tarafta da dur demiş bir belediye. Dur demiş bir belediye başkan yardımcısı. Bu sefer müteahhit ortada kalıyor. Diyor ki, ben ne yapacağım? Hani ne yapacağım? Yani bu sefer ne yapıyor? Müteahhit batıyor bu sefer. Abi yok yok, batma olayı yok da. Bildiğin batıyor yani. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi ya bizim müteahhitlerin kaç lira parası var? İyi zengin olanlar var. Ya iyi zengin olanlar hep milletin parası. Biz iyi zenginleri Allah gördük. Allah Allah, zengin millet şimdi, falan. Ya biz gördük. Naci Bey. Yani biz kör değiliz değil mi? Ali'den alıyor, Veli'ye, Veli'den alıyor, Ali'ye, o şekilde işte bir daha bir sitede bir apartman kalırsa Allah bereket versin. Şey aynen. Bir daire kalırsa Allah bereket versin. E bizim müteahhitlerin bütün zaten maddi gelir o. 4 tane, şey 5 tane bodrumu gitti mi o apartmandan zarar edecek bu adam. Zaten bir daireye çalışıyor. Bir daireye çalışıyor zaten. E siz o insana öncelikle şey verdiğiniz zaman, işte bodruma izin verin satın dediğiniz zaman, daha sonra da dur dediğiniz zaman işte insanlar batıyor. Abi ya o bir daireye yani ben şu, katılmıyorum. Aslında ben sen yok ben ya, ben bir daireye katılmıyorum. İnan köyüyle. Yok bak. Yok abi. Hayır büyük, hayır öyle. Abi şimdi 34 daire ve 68 daireli bir şeyi düşün. Düşün. Kaç dairesi müteahhite kalır? Ya bir kalsın, iki kalsın, üç kalsın, beş kalsın. Ne biri ne ikisi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok paraları varsa kardeşim, bunlar niye insanların tapularını alır almaz götürüp bankalara ipotekletiyorlar? Kendilerini garantiye alıyorlar. Hadi canım. Tabii. Paraları olmadığı için kredi çekip binayı yapıyorlar. Eskiden kooperatifçilik vardı biliyorsun. Biliyorum. Kooperatifçilikte adam aylık 1000 liraya, 750 liraya ev sahibi oluyordu önceden. Şimdi o iş kalktı. Evet. Şimdi bu ipotek olayı çıktı. Adam geliyor diyor ki Dursun Ali Akkoç, gel sana tapuyu vereyim kardeşim. Hı. Git bankadan krediyi al, getir parayı bana öde. Hı. Ben de evini yapayım. Evet. Doğru mu sence bu yaklaşım? Yani işte bir şekilde dönüyor. Abi yok ama böyle bir şey. Yani. Adam müteahhit yapmadı, çıktı gitti. Ya ocağım battı işte. E ama yok böyle bir mantık o zaman. Ya ama o yüzden devlet izin vermesin. Devlet niye var? Yapı denetim şirketleri devlet nerede niye var abi? Kardeşim? Devlet yapı niye denetim var? Şirketleri devlet, nerede? Onlar farklı farklı binaları şu anda denetiyorlar biliyorum. Güzel. Şimdi Erzurum'da asansörler de bir ara
Ben bugün bir asansöre bindim. Evet. İnene kadar 7 tane ihlas okudum. Ciddi diyorum, öyle bir sallanıyor. Bir sağıma baktım, hani bu asansörlerde yeşil şeyler, evet, kırmızı, falan var ya. Yeşil. Bir kırmızı yeşil. Ya bakıyorum bir tane ne uyarı var. Ne bir şey var. Hatta bir iş merkezinde, hatta 7 katlı da bir iş merkezi. Sallana böyle duvara çarpa 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 çıktı. Bunu iş merkezinde söyle ki belki Türk Standartları Enstitüsü'nden bu denetimciler görür. Ha, neydi? De. Hangi iş merkezi? Nerede? Palen Doğalgaz'ın aşağısında iş merkezi. Hemen aynı izada. Neyse, önemli değil. Unuttum ismi. Belli ki aklında değil. Evet evet. Ama baksınlar yani. Şimdi Sayın Akkoç, onu bunu bilmeyeceğim abi. Bir iş yaparken hani adaletten bahsediyorsun ya, adalet. Evet. Bak, bugüne kadar abi zaten bu işten parayı kazanan kazanmış. Evet. Ali Ağoğlu. Adamın garajına giriyorsun abi. Giydiği pantolonunun rengine göre arabası var abi. Çek. Ayakkabısının rengine göre ayakkabısı var abi. Arabası. Erzurum'da da var öyleleri. Var var. Bak şimdi. Bodrum katları. Bir de hak var ortada. Bodrum katları kardeşim. Devletin koyduğu kanuna göre yasak mı? Yasak. Yasak. Sığınma olarak mı geçiyor? Sığınma olarak geçiyor. Geliyor vatandaş, bakıyor ki abi 200 bin liraya ben bu dairede oturamam. Abi Bodrum katın var mı? Var abi. Ne kadar abi? 60 lira abi. Bayılıyor 60 milyarı. Tapu yok. Bir sözleşme. Ne bağlar abi sözleşme? Kimi bağlar? Satarken de o sözleşmenin işte, bak Naci Bey nerede esas? Sana söyleyeyim mi yanlışlık? Bizler hukuka uyarsak, bizler yasalara uyarsak, halk ve yöneticiler, hiçbir problem kalmıyor. Bizler kendi inisiyatifimizden çıkarıp ciddi manada yasaya bakıp hareket edersek, kayırmacılığı ortadan kaldırırsak, bakın kayırmacılığı ortadan kaldırırsak bu sorunların hiç birini konuşmayız. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, adam kayırmacılığı kurtulacağız. Belediyede çalışan öyle birisi, öyle adamlar var ki müteahhitlerin dairelerini kendileri satıyorlar, biliyor musun? İyi, Allah da onlardan komisyon sorsun. Komisyon alıyorlar da. Yani. Ciddi söylüyorum bak. Yani Allah da onlardan sorsun. Yani. Ne diyeceksin abi? Başka ne diyeyim ben? Ondan sonra da ben belediyecilik yapıyorum. Ben şunu eleştirdiğin zaman da sen hikaye abi, bak ben bir şey söyleyeyim. Geçen şu Ali Paşa Mahallesi'nde Gazino Sokak mı nedir? Az ileride. Bir izleyicimiz. Adam da bizi her gün izliyormuş. Geçen önümü böyle önüme çıktı. Dedi ki ya bir şey rica edeceğim dedi. Ya şu kaldırımlara bir bak dedi. 21 yıldır bir Allah'ın kulu çivi çakmadı ya. Şuraya bir bak dedi. Abi zaten sokak, yarı sokak yarı cadde orası. Evet. İş yerleri de var çünkü. Ya abi yakışmıyor abi. Yakışmıyor abi. Kongre Caddesi'ni yaptınız. Peki bu ara sokakları kim yapacak? Ben mi yapacağım? Ya ara sokak. Ben Büyükşehir Belediyesi için demiyorum. Hı. İlçe Belediyesi için diyorum. Ben mi yapacağım abi? Aday ol. Sen niye sana yaptıralım? Aday olacağım. Aday olacağım da zamanı var. Aday ol sana yaptıralım. Yok, aday olacağım da zamanı var da. Hatta seninle de çarpışabiliriz. O çok güzelmiş. Şimdi 20 yıldır çivi çakılmaz mı? Hani başbakan gelir, bazı yerlere perde çekilir, bazı yerlere kapatılır, başbakanın yol güzergahı çizilir. Evet. Bellidir. Havaalanı, valilik, belediye, istasyon meydanı, miting alanı. Bir de Palandöken kayak merkezi, oradan o dağda kalırsa orada kalır. Bu tarafa gel. Tebriz kapıdan bu tarafa gel. Yok. Sanayi yok. Şükrü Paşa yok. Dağ Mahallesi yok. Hilal Kent yok. Nere var abi? Yenişehir. Konutlaşma alanında belli. Evet. Gecekondu bulamazsın. Yıldızkent hakeza öyle. Dadaşkent hakeza öyle. Kayak yolu hakeza öyle. İşte Yunus Emre'den o tarafa, bir de bu tarafa gideceksin abi. Ondan sonra da belediyeler, işte efendim yaz, şimdi ben merak ediyorum bu belediyeler başkanları zaten alacağız da
Yazın ne yaptılar abi? Yaz aylarında ne yaptılar? Yapacağız dediler. Hani? Ne yaptılar? Yapacağız. Yapacağız. Ya sen Erzurum'da bu yapacağız dedin denilen lafın ötesinde bir şey gördün mü Naci? Şimdi bak, sanki 13 yıldır uzaylılar yönetmiş bu memleketi. Evet. Ya bu memlekette bu insanlar yönetici olarak kalmamışlar. Halen daha yapacağız. Halen daha biz olursak biz böyle yapacağız. Ya bir yapın. Da yapacağızın önünde yaptık deyin yani. Yaptık yok. Yapacağız. 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 Yani yaptıkları bir şey ben şahit olmadım. Şahit olduğumda en son zaten çökmüştüm. Yıkıldı. Koskoca daha gitti. Şimdi bu Yenişehir üst yol aylardır kapalı. Evet. Aha kış da yine geldi. Bu yol bir türlü açılmayacak gibi. Evet. Çünkü o inşaat alanı öyle kalmış. Araba şeyler var ya sanayide tamirciler. Ne yesin? Arabalar çarpışacak ki onlar da yapsın yesin yani. Yapma ya, öyle de deme ya. Ya ben ne diyeyim yani? Yani burada yüz defa konuştuk biz. Kaç kez konuştuk biz bu konuyu? Evet. Her defasında konuştuk. İhbari o insanlara yarıyor. Bırak yarasın yani. İnsanlar ticaret olmuş olur. Belki de onun için yapmıyorlardır. Sanayi esnafıyla anlaşmışlardı. İnsanların arabalarını çarpsın. Biz de yapıp para kazanalım diye. Ama şimdi bakın. Orası oranın tam karşısında, o yolun tam karşısında yüksek irtifa kamp merkezi yapıldı. Evet. Ve bu yaz, özellikle önümüzdeki yaz profesyonel kulüpler gelip orada antrenmanlarını yapacak, liglere hazırlanacak. Yaptılar, yapanlar oldu. Artı ya binlerce insan her akşam evine giderken veya her sabah işine gelirken o yolu kullanıyordu. Şimdi tamam da adam bir şekilde yolu aşmış, yol çökmüş, bilmem ne olmuş, tamam güzel de kim yapacak bunu abi? Evet. Vatandaş mı gidip ben yapsın? Bu arada bir şey söyleyeyim. Esnafların hiçbirinin derdi yok maşallah. Evet. Değil mi? Aynen. Yani hiç abi yok, konuşamıyoruz. Yani insanlar korkuyoruz. Korkuyor konuşmaya. Korku var. Evet, gerçekten. Bunu kabul yani et. Korku çekiniyor. Var. Çekiniyor. Çekiniyor. Ben hani programın izlenme oranını çok iyi biliyorum ben. Bu programı. Hani dışarıdan aldığımız şeyler o şekilde. Ama işte insanlar derdini söylemiyor abi. Çekiniyor. Ya niye çekiniyorsunuz? Ben yine söylüyorum. Çekinecek hiçbir şey yok. Bu memleket hukuk devleti. Yani bu memlekette hakimi var, savcısı var, avukatı var. Bizim bunlardan başka güveneceğimiz kimse yok. Ve güvenmek de zorundayız. Eğer nefes almamı istiyorsak, yaşamak istiyorsak biz onlara güvenmek zorundayız. Arkamızı sal. Yani biz tabii ki burada eleştirisel de konuşacağız. İyi yapılan şeye iyi de diyeceğiz. Ama bizler konuşmazsak kimler bizim için konuşacak? Kimler bizim için akıl yürütecek? Sizler derdinizi söyleyeceksiniz. Anlatacaksınız. Bağlanacaksınız. Söyleyeceksiniz ki insanlar da ona göre şey yapsınlar. Mesela bizim programımız gerçek manada yön veriyor. Etkili de oluyor. Evet. Şimdi sana bir soru. Bir zor puanlama olmasın. Yapalım. Ne yapalım? Puanlama yapalım. Tamam. İlçe belediyeleri yaz sezonunu da not olarak alacağım. Bak ben cimriyim, o konuda bana not falan verdim. Dur. Cimrilikle alakası yok. Sezon bitti. Evet. Şimdi Palandöke yaz sezonu. Ne yaptı? 10 üzerinden ne verirsin? Yani temizlik hariç hepsine 3 veririm başka. 3. Yakutiye? Yakutiye de 3 veririm. Aziziye? Aziziye çalışıyor. Aziziye 8'i hak ediyor. 8? Aynen. Oo. Kesinlikle. Neden Aziziye bu kadar verdin? Çünkü gerçek manada ben gayretli olduğunu görüyorum bu insan. Yakutiye 3 oldu. Aynen öyle. En büyük eksiklik ne sence? Yıktıklarını yapmaması. Yıktıklarını yapmaması. Evet. Yani bu harabeleşme, kentsel dönüşüm kesinlikle. Metruk binaların sayısı ve insanların ciddi manada rahatsız oluşu, sadece yol çevrelerinin yapılıp geri arka kalan kesimlerde varoş bölgelerinin oluşturulması Yakutiye'nin en büyük dezavantajı. Yakutiye sadece şehir merkezinden oluşmuyor.
Evet. Yakutiye şu anda yıkık bir şehir. Virane bir şehir. Peki bu üçü neye dayanarak verdin? Efendim? Üçü neye dayanarak çok verdim. Sıfır mı vereydim? Yok yok. Yani neye üç? Üçlük neyi vardı onu söyle bari. Ya işte en azından çöpü müpü toplamışlar. Onlara veriyorum işte. Palandöken de ekstra bir yatırımını görmedim. Zaten şu anda temizliğin haricinde yaptığı bir şey yok. Şu anda New City gibi bir şey elinde duruyor. O yol elinde duruyor. Daha önceki Yimpaş'ın yeri duruyor. Elinde duruyor. O diğer bir şey daha vardı. Kervansaray elinde duruyor. Aynı şekilde duruyor. Seçimden iki gün önce çözmüşlerdi. Halen daha ellerinde duruyor. Artı şeyle ilgili kentsel dönüşüm başlayacak dediler. Orhan Gazi Yunus Emre Sütevleri su deposu tarafı onunla ilgili hiçbir çalışma yok. Ellerinde duruyor. Ne yaptılar? Seçim üzerinden 7 ay geçti. Koskoca bir sıfır. Eski planındayken aynen. Tapular verildi mi? Haberin var mı? Ya verilmemiştir. Ya seçim zamanı da tapu mapu. Ben de veriyordum bir ara tapu. Sen de veriyordun. Bu kırtasiyede falan mı satılıyor? Fotokopi çekerdik. Şöyle cüzeli. Onlar tapu mapu vereceği yok ya. Ne tapusu verecekler onlar? Yani neyin tapusunu verecek? Adam zaten tapu var 20 lira 30 lira borcu var. Diyor ki git borcunu yat gel tapunu vereyim. O da diyor ki ben benim tapusuz kalsın borcumda kalsın. Yani. Büyükşehir'i oylayalım. Büyükşehir'e ne veriyorsun abi? Büyükşehir'e ne veriyorum? Büyükşehir'de ciddi manada hoşuma giden işler var. Nasıl? Görselliği belediyecilik manasında çok iyi yapıyor. Evet. Tanıtım olarak da şu anda Erzurum'da önce biz büyükşehir belediye başkanlarını üst düzey yöneticilerle, üst düzey insanlarla kolay kolay göremezdik. Ekranlarda göremezdik. Ulusal kanallarda kolay kolay göremezdik. Mehmet Sekmen Bey bu konuda gerçekten ben girişimci olduğuna inanıyorum. Başarılı olduğuna inanıyorum. Mehmet Sekmen Bey'in sadece eğer not vermek istersek, yani bize de sen bizi de getirdin not şeyine düşürdün ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yatırımların gelmesi hariç. Bakın tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bu memlekete ben yatırım getireceğim dedi. Sanayileşmeye yardımcı olacağım dedi. Değil mi? Bunları söyledi. Bunların haricinde Mehmet Sekmen Bey'in notu, yani onlar 3 puan kırar 7 diyecek. 7. Kesinlikle. İyi. Evet. Şimdi bu dursun. Bunu bir de kış sezonunu değerlendireceğiz. Ya bakalım nasıl kepçeler bakalım, çalışıyor. Kepçeler çalışıyor mu? İşte buzlama falan filan. Neyse bu. İnşallah iyi olur da tekerler pahalı. Belki insanlar tuzlamayı iyi yapsınlar da. Geçen yani pek bu enflasyonda tekrar yağmadı ki zaten geçen yıl. Naci Bey yani geçen yıl belediye kar etti tuzdan sağdan soldan. 30 Mart akşamı ben de kaza ama yapmıştım ama. Şimdi 30 Mart akşamı evet bir trafik kazası yapmıştık. Hmm. Bayağı da bir zarar gördük. O kaygan yoldan dolayı. Kaygan yolda ben şunu da söyleyeyim. Sadece ilçe olarak şey olarak il merkezini konuşuyoruz biz. Naci Bey bizim en büyük yanlışımızdan bir tanesi o. Biz ilçeleri hiç konuşmuyoruz. Köyleri hiç konuşmuyoruz. Şu anda bizim köylerimizin durumu nedir? İlçelerin durumu nedir? İlçelerde atmosfer ne, nasıl, nerede ne yapılıyor pek bir bilgimiz yok. Kesinlikle. Yani o konuda bizim çok büyük bir eksiğimiz var. Biz onları konuşmuyoruz. Hem senin eksikliğin hem benim eksikliğim. Abi şimdi ben İspire'ye nasıl konuşayım? Bir tur ayarla gidip gezelim, gelip konuşalım. Narman'a, Ortu'ya, Onur'a nasıl gideceğiz yani abi? Şenkaya. Aslında. Yani bir ora o boş adam işi abi. Boş adam değil. 2 gün gidip gezilip gelinebilir. 2 yani. Gün. Evet. 2 gün abi sen ne diyorsun? 2 gün program yapıyoruz. Nereye gideceğiz? Hafta sonu. Nasıl yapacağız? Hafta sonları. Evet. İyi. Hatta yani bence abi nereye gideceğiz? 19 tane ilçe var. İlçelerin problemi var. 19 ilçe. Yani bakın. Şöyle bir şey var. Büyükşehir sadece Erzurum'dan ibaret değil artık. Evet. Büyükşehir köylere kadar sorumluluğu üzerine almış bir yapı. Biz sadece Erzurum'u konuşarak, Erzurum'un sorunlarını dile getirerek bence biz çok da iyi yapmıyoruz. Biz ilçeleri ve köyleri konuşmadığımız zaman biz eksik kalıyoruz.
Valla şu anda köylerin köylüler halinden memnun. Çünkü muhtarlarıyla bazen konuşuyorum. Sıkıntıları yok. Muhtarların ifadeleri. İlçelerde de bilmiyorum şu ana kadar böyle, medyada da farklı bir şey görünmedi. Yani Pasinler'in durumu nedir? İşte Tortum'un durumu nedir? Bilmem diğer tarafın nedir? Yani bir de bu seçimlerden önce belediye başkanları vaatleri vardı. İşte aradan 30 Mart burada bir yılın dolmasına fazla bir şey kalmadı. Evet. Şimdi nasıl olacak peki abi? Bir yıl yaz sezonu da bitti. Kış bir şey yapılmayacağına göre. İşte benim sıkıntım şu bak. İyi muhalefet olsa iyi muhalefet olsa hepsinin ilçe başkanı yok mu abi? Var. Neredeler? Tamam medya olarak mutlaka gidip yerinde tespit etmemiz lazım, görmemiz lazım, onlarla konuşmamız lazım. Ama onlar da konuşmuyorlar. Tamam, konuşsalar da kaç tane medya organı gelecek onu da ben sana söyleyeyim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki A Partisi'nin şeyi geldi, gitti Pasinler'de basın açıklaması yapacak. Değil mi? Bizim basınımız ne kadar özgür? Ben şunu açık fene söyleyeyim. Kanal 25 hariç Erzurum'da basın özgür yok abi. Özgür basın yok. Yok tabii doğru diyorsun. Yok. Peki yok. Tamam şimdi muhalefeti tamam suçluyoruz. Değil mi? Ya kardeşim adım zaten basının hepsi iktidar. İlçedeki basın ilçedeki belediye başkanlarına bağlı. Buradaki basın buradaki belediye başkanlarına bağlı. Diyor ki ben yanlış bir haber yaparsam bayram reklamı alamam, şu alamam, bu parası alamam. Öyle mi? Aynen. Muhalefeti nasıl suçlayabiliriz biz bu noktada? İnsanlar gitsinler kuru kuruya diyelim gitti Çat'a. Muhalefet partileri gitti ziyaret etti. Dedik işte Çat belediye başkanı çalışmıyor kardeşim. Neyle duyuracak sesini? Bu arada İnsanlara Çat nasıl dediğinde aklıma geldi. Yani? Çat belediye başkanı davet etti ona gideceğiz. Çat'a bir gideceğiz. Onu ben merak ediyorum. Ciddi manada gidelim. Valla yani, gideceğiz. O geçen başkan aradı. Evet. Yani Çat'ı ben çok merak ediyorum. Hatta bize sistem... Şu anda Karayazı'yı merak ediyorum. Tekman'ı merak ediyorum. Hınıs'ı merak ediyorum. Karaçoban'ı merak ediyorum. Horasan'ı merak ediyorum. Oralarda bir şey olmamış. Yok. Ama merak ediyorum yani. Gitmek özellikle Güney ilçelerinde şu diğer partinin kazandığı Güney ilçelerinde durum daha da kötüye gitmiş. Evet. Çünkü özellikle bu son çıkan olaylarda bu Kobani Mobani bahanesiyle hani bir olaylar yapıldı ya. Evet. Bundan dolayı bayağı bir zarar gördü o ilçeler. Yapılan hizmetler bile zarar gördü öyle değil mi? Çivi de çakılmamış şu ana kadar. İşte bir gidip görmek lazım. Yerinde görmek lazım. Randevulu da gidilebilir. Ama dediğim gibi. Çat'a gideceğiz. Ne zaman? İşte belediye başkanı hazırlığını bitirip bize haber verecek. Hmm. Ona göre biz de gidip yerinde bir tespit yapacağız. Daha sonra artık oradan görüntüler alıp gidip burada Çat'ı merak ediyorum gerçekten. Da şimdi paylaşacağız. Erzurum'da CHP'nin kazandığı bir ilçe. Evet. Ben merak ediyorum. CHP demeyelim, Arif Kılıç diyelim. Ben CHP diyorum. Yok yok. CHP şimdi şöyle diyelim. Bir şey. Tamam Arif Kılıç ama CHP. Sonuçta şöyle bir şey. Siz Erdoğan diyebiliyor musunuz ama AK Parti diyorsunuz veya Davutoğlu diyebiliyor musunuz? AK Parti diyorsunuz yani. Partidir abi. Ben yine söylüyorum. Parti. Horasan'da kim kazandı? Saadet Partisi. Saadet Partisi mi kazandı, isim mi kazandı? Saadet Partisi kazandı. Ne alaka? Ben başta ne dedim sana? Dedim ki Türkiye'de demokrasi bu şekilde işte. Ama öyle deme işte. Horasan'da kazanan doğru aday. Doğru senden uzun uzun tartışırım. Hayır Naci aday. Bey. Şimdi aday değil ne olursa. Tamam o zaman sana bir şey söyleyeyim. Kim kazandı Horasan'da dedin? Aydınlar. Aydınlar. Komünist Parti'den olaydı. Kazanır mıydı? Kazanırdı. Komünist Parti'den. Evet. Evet. Komünist Parti'den olaydı kazanırdı. Evet. Nasıl çok iddialı konuşuyorsun. İddialı konu tamam. Abi. Bak şimdi. O zaman şimdi bir şey söyleyeyim. Sana de ki. Bir dakika. Sen bir dakika. De ki Komünist bak, Parti'den dakika, aday ama olacaksın. Dakika, ama bir dakika. Ne abi? Şimdi bir dakika. Ben bunu mı? Ben bunu sana ispat edeceğim. Nasıl ispat edeceğim? Çat'ta. Evet. Belediye başkanıyla konuşurken soracağım. Tamam. Diyeceğim ki Sayın Arif Hikmet Kılıç. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil de bağımsız aday olsaydın kazanır mıydın? Kazanamazdı. Yapma abi ya. CHP'nin orada zaten oy potansiyeli var. Bak seni AK Partililerle konuşturayım Çat'ta. Hı.
Bak neler söyleyecekler. Ne söylerse söylesin. Ben söyleyeceklerini biliyorum. Yani ben nasıl seçim çalışmasının yapıldığını biliyorum. Naci Bey, orada belli bir köyler var. Zaten hiç gidip çalışmasanız bile CHP'ye oy verecek köyler var canım. Abi yapma, kurban olmuşum. Ne bak yapayım? Bir dakika. Tamam, gidip soracağız. Dur. Belediye başkanı şu soruyu özellikle sormanı istiyorum. Seçim çalışmalarında siyasi partinin sana ne kadar maddi destekte bulundu? Ya hayır, bir şey o. Şimdi karıştı. Ama nasıl bir şey? Ya poster, afiş, gelen giden, misafirler, davetliler. Tamam, kendi cebinden yapmış olabilir bunu. Kendi masraflarını kendi cebinden yapmış olabilir ama partinin de şeyi var. Ya abi, partinin bir şeyi var, evet. Amblemi var. Amblemi var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar. İnşallah bir aksilik çıkmasa yarın yine İnşallah. Burada olacağız. İnşallah. Sevgili izleyiciler, biz Erzurum'da bugün de sona geldik. Dursun Alakoç çok güzel bir şey söyledi. Erzurum esnafının belli ki hiç sorunu yokmuş. Dolayısıyla da herkes halinden memnun. Kesinlikle. Amandır. Siz olun, kimseye karışmayın. Onlar iyi olur, siz kötü olursunuz mantığı. Aynen öyle. Ana kumanda masasında Oktay Polat, koordinatör Murat Erener ve ben Naci Ergen, Dursun Ali Akkoç'la birlikte yarın saatler 13'ü gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.